Arabamız da var burada. Bahsedecek olursak neler görecek buraya teknolojisi severler geldiğinde? Şimdi burada birçok teknoloji var. Yapay zeka dedik, giyilebilir teknolojiler dedik, sanal gerçeklik dedik. Birçok teknolojiyi bir arada görebiliyoruz. Bu teknoloji içinde sürücüsüz otomotiv önemli bir nokta. Çünkü otomotiv sektörü bir değişim içinde. Artık fosil yakıtlı otomotivlerden elektrikle çalışan, sürücüyle ihtiyaç duymayan otomobiller hayatımıza girmeye başladı. Bu teknolojiyi yapmak için neye ihtiyacınız var? Bu sensörlerin çok hızlı bir şekilde şebekeye bağlanması lazım. Milisaniyelerin altında hızlara ihtiyaç var. Bu ne demektir? Kuvvetli bir şebekeniz olması lazım. Bu da bizi 5G şebekesine götürüyor, fiber şebekesine götürüyor, verimli veri merkezlerine götürüyor. Bu 3 tane altyapıyı Turkcell yıllardır yatırım yaparak geliştiriyor. Biz 2017'den beri 5G şebekesine yatırım yapıyoruz ve 5G şebekesini uygulama adına neler yapabileceğimizi deniyoruz, test ediyoruz. Onlarca üreticiyle beraber. Bundan sonra da 5G'ye hazır olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Ben şunu sorayım. Dünya 5G'ye hazırlanıyor ama Türkiye ne zaman 5G ile tanışacak? Şimdi bu aslında bizim şu andaki mevcut lisanslarımızla 5G hizmeti verebilir durumdayız. 5G teknolojisinin bir önemli bacağı da terminal ihtiyacı. Yani 5G cihazların çıkması lazım. O da yolda. Henüz tahmin ediyorum 2019'un ikinci yarısından itibaren hayatımıza girmeye başlayacak. Bundan sonraki süreç tabii Ulaştırma Bakanlığı, BTK'nın bugüne kadar verdiği destekleri aynı şekilde devam ederek hem yerli hem milli baz istasyonuyla beraber 5G'nin önündeki bütün engelleri kaldırmak olarak geçiyor. Tabii bunun içinde fiber optik yatırımları da var. Bütün Türkiye'yi uçtan uca fiber optikle donatmalıyız ki 5G teknolojisi verimli olsun. Bu 50 milyarın üzerinde bağlı cihaz nereye bağlanacak? Bizim baz istasyonlarımıza, bizim şebekemize bağlanacak. Bu şebekeden de milisaniyelerin altında gecikmelerle müşterilerimize hizmet olarak dönecek. Bu yapay zeka olacak, robot teknolojileri olacak, giyilebilir teknolojiler olacak, tarım üstüne faydalar yapacak. Her şey bile akıllanıyor biliyorsunuz. Akıllı şeyler, akıllı hastaneler.